Teşkilatın 50. bölümünde Ömer'le Zehra eskiden yaşadıkları olaylar hakkında konuşuyorlar. Zaten daha önceki bölümün sonunda da anladığımız gibi Ömer'le Zehra'nın geçmişi çok öncesine dayanıyor. Hatta çıkan fragmanda Zehra hala beni mi suçluyorsun? Sanırım 10 yıl olmuştur diyor. Yani ne kadar eskiden beri tanıştıklarını siz düşünün. Ancak Zehra Ömer'e o kadar büyük bir şey yapmış olmalı ki Ömer neredeyse bu süreyi günü gününe saymış ve 10 yıl değil 9 yıl 7 ay oldu diyerek öfkesinin veya acısının ne kadar büyük olduğunu anlatıyor. Teşkilatın 50. bölüm fragman analizine geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Öyleyse devam edelim. Öncelikle 49. bölümde neler oldu? Gelin bir bakalım. Ömer karakteriyle tanıştığımız 49. bölümde Ömer'in aile hayatına kısaca bir bakış attık. Ömer istihbarat için çalışan bir ajan. Anladığımız kadarıyla gayet de başarılı ve oldukça aksi. Yani kafasına göre davranmayı seviyor ve bunun için riskler alıyor. Hatta bir sahnede hatırlarsanız teröristler onu kaçırırken çipi bile yutabilecek kadar da deli birisi. Her neyse. Bölüm başında Zehra'nın Serdar'ın yasını tutması ve ekibi öldüren kişileri bulmaya çalışması güzeldi. Zehra bu sezon karşımıza daha gözü kara biri olarak çıkıyor. Bu arada ben Zehra'nın dövüş sahnelerini de çok beğendim. Zehra görevden ayrılmış ve kendi başına sadece intikam peşinde. Ancak bu intikam sırasında Serdar'ın geçmişi hakkında da bazı gizemli şeylerin olduğunu görüyoruz. Büyülü bir kitabın izinde olan Zehra bu kitapla nelerin sırrını açığa çıkaracak gerçekten merak konusu. Kitap Aramice yazılmış ve gizli güçler tarafından aranan bir kitap. Serdar'ın ölmesinden 6 ay geçtiğini öğrendiğimiz bölümde Zehra'nın nasıl böyle bir arayışa girdiğine dair çok fazla cevap alamadık. Ancak yaşadıkları onu oldukça kötü etkilemiş. Zaten bunu kullandığı haplardan bile anlıyoruz. Hatta yeni bölüm fragmanında Ömer bile senin gibi güçlü bir kadın nasıl bir acı karşısında böyle ilaçlara sığınır ki derken bu hapların ne kadar ağır ilaçlar olduğunu da belirtmek istiyor. Tabi Zehra da çok güzel cevabını veriyor. Aşık olduğu adamı öldüren bir kadın sevmediği adama neler yapar? Bu cevap tam olarak bu soruyla bağlantılı değil fakat hapları neden kullandığını buradan anlayabilirsiniz. Çünkü Zehra aşık olduğu adamı öldürmek zorunda kalmış bir kadın. Her neyse, bölümde Zehra ekibi öldüren kişilerin peşindeyken Ömer de askerden yeni gelen kardeşini kaybediyor. Dostlar, ben Murat Yıldırım'ın bu diziye gerçekten çok yakıştığını düşünüyorum. Hele ki kardeşi ölünce verdiği tepki gerçekten iliklerime kadar hissettirdi o acıyı. Ömer hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz. Zaten bölüm çok hızlı başladı ve olaylar çok ani gelişti. Yani Efkar Baba ile Ömer'in mahalleden birbirlerini tanıdıklarını görüyoruz. Fakat Efkar çok büyük ihtimalle ileride Ömer'in babası olarak karşımıza çıkacak. Zaten bölümde Ömer biz bu devletin yetim çocuklarıyız gibisinden bir laf etmişti. Yani Ömer'in bu baba acısı ilerideki bölümde vurgulanmaya devam edecek. Benim Eşkıya dizisinde hayranlıkla takip ettiğim Yunus Emre Yıldırım Er'i de Korkut rolünde mahalle abisi olarak görmek ve Ömer'le yakın dostluklarının olması hoşuma gitse de bence çok az sahnesi vardı. Umarım ileride Korkut da ekibe dahil edilir. Ancak benim düşüncem Korkut'un resmi bir ajan olarak değil de derin devletin bir adamı olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Sezon boyunca dizinin gizemi bir hayli fazla olacak yani bu yönüyle. Zaten Efkar Baba'nın çok büyük ihtimalle bir derin devlet geçmişi var. Efkar Baba ile Korkut'un dostlukları zaten bizi böyle olaylara hazırlıyor bence. Dizinin yeni kötüleri Francis ve David de gayet iyiydi. David'in kendi çıkarları uğruna herkesi ne kadar kolay öldürebileceğini de gördük zaten. David'i oynayan Levent Can zaten çok iyi bir oyuncu olduğu için kesinlikle kötü karakterin hakkını verecek. Sonuç olarak bölüm sinema filmi tadında oldukça keyifli bir bölümdü. Yeni ekibe alışmak biraz zaman alacak. Fakat ben oldukça umutluyum bu ekipten. Yeni bölümde ise önceki bölümde Zehra'nın bulunduğu yere giden Francis çok büyük ihtimalle Zehra ile karşılaşacak ve Zehra Francis'le dövüşerek oradan kaçmaya başaracaktır. Ancak Zehra biraz daha başına buyruk bir karakter olduğu için bence burada kaçmasına Ömer öncülük edecek. Çünkü zaten yapılan suikasttan sonra ortalık iyice karışmıştı. Bu arada da fragmanda gördüğümüz eve sığınan Ömer'le Zehra burada geçmişleri hakkında konuşurken bir yandan da kendilerini arayan Francis'e tuzak kurma hazırlıkları içerisinde olacaklar. Yani yeni bölümde Ömer'le Zehra'nın işbirliklerini izleyeceğiz ve geçmişleri hakkında konuşabileceğimiz detayları da sahip olacağız. Dostlar, sizin de kendi fark ettiğiniz detaylar ya da yeni bölüm hakkında tahminleriniz varsa yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bu arada bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.